Selamun aleyküm. Allah geceniz hayırlı olsun inşallah. Cenab-ı Hak gününüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Bir insanın kul hakkına girdiğinizde ondan helallik alamıyorsanız bunun yerine kefaret olarak bir şey yapsanız geçerli olur mu? Ya da ne yapmamız gerekiyor? Meşhur geçmiş kavimlerden üç kişinin hikayesi vardır ya. Bu üç kişiden birisi malum birisi gelir, onda bir gün çalışır. Bir gün çalışıp gider. O kimse o işçinin bir günlük yövmesiyle bir tane koyun alır. O koyun doğurur. Onun doğurur, doğuran bir daha doğurur, sürü haline gelir. Büyük baş, küçük baş. Hani bu hikaye meşhurdur ya, üç kişi yolda giderken yağmur çok şiddetlenir, bir mağaraya saklanırlar. Mağaraya saklandıklarında bir taş yuvarlanır, büyük bir kaya gelir, mağaranın önünde durur. O üç kişi de der ki, yaptığımız amelleri vesile edelim ve Allah'a dua edelim. Hani birisi der ki, ya Rabbi sen, sana malumdur benim ihtiyar bir anne babam vardı. Ben her gece onların sütlerini içirir öylesi uyuturdum. Bir gün biraz geciktim, geldiğimde baktım ki annem babam uyuyormuş. Elimde süt bekledim. Onlar uyanıncaya kadar. Onlar sabaha karşı uyandılar, sütlerini içirdim, ondan sonra uyuttum. Ya Rabbi sen benim bu halimden razı olduysan bizi bu müşkilattan kurtar deyince kaya biraz gıcırdamış, biraz yol açmış. İkincisi elini kaldırmış. Demiş ya Rabbi sana malum kıtlık oldu. Bu kıtlık esnasında işte halasının kızı gelmiş, ondan bir teneke buğday istemiş. Ben dedim ki, bir sana bir teneke buğday değil, iki teneke veririm ama kendini bana teslim edeceksin. O esnada o dedi ki, Allah'tan utanırım, nikahsız olmaz. Ben de onu azat ettim. Ona dokunmadım. İki teneke de buğday verdim. Benim halimden memnun olduysan bu müşkilattan kurtar deyince kaya biraz daha açılmış. İşte üçüncüsü elini kaldırmış. Demiş ki, birisi geldi, ben de bir gün çalıştı. Onun bende bir günlük hakkı oldu. Ben o bir günlük parayla ona koyun aldım. Sürülerin içine kattım. O üredi, büyüdü, büyüdü, büyüdü. Bir gün o kimse geldi, bir günlük alacağını benden istedi. İstediğinde ben de dedim ki, işte bu sürü sana ait. Eğer sen bu benim halimden razı olduysan, bizim müşkilatımızı hallet deyince, komple kaya açılıvermiş, kapıları aralanmış. Şimdi kul hakkı bu manada insanların en fazla ehemmiyet göstermesi gereken bir şey. O yüzden böyle fetva vermek kolay. Ya git onun yerine birisine bir hayır yap. Bu kolay işin. Veya git bir fakiri doyur. Kaç para borcun var senin? 50 lira. Git 50 lira birisini doyur. Bu fetva kolay. Ama bunun arkasını da bir kontrol edelim. Kul hakkına iyi riayet edenlerden olalım inşallah. Amin. Şimdi bir mal satarken bazen fatura tam veya fazla kesiyoruz veya bazen kesmiyoruz. Ben esnafın kar hattının yüzdesi nedir, azami mislini geçebilirim. Bunların hiçbirisi de bakın, kar haddiyle alakalı hiç kimse bir şey söyleyemez Hanefi'ye göre. İmam-ı Azam Hazretlerine göre ne malı olursa olsun. Bir kısım Şafii uleması bazı mallarda kar haddinin uygulanabileceğine dair fetva vermişler.
Ama bu tutmamış. Şöyle bir şey diyebilirsiniz kendi kendinize. Ya işte bir kimse istediği fiyata satabilir mi? Fahiş fiyata satabilir mi? Satabilir. Alma. Satabilir. Sen de üret. Satabilir. Sen de ithal et. İslam'da ticaret serbest, faiz haram. Kâr haddi diye bir şey yok. Bunu sonradan bizim içimize kim yerleştirdiyse yerleştirmiş. Ya %8'den fazlası olmayacak. İflas ederken neredesin? Adam iflas ederken neredesin? Adamın 10 tane çocuğu var, 10 tane evi var baktığı. Ona %1000 kar lazım. Ne yapacaksın? Kim bakacak adamın evine? Bunlar boş hep. Dervişin üstadının rüyasında görmemesi, üstadına olan muhabbetinin azaldığını mı gösterir? Üstadımız öyle derdi. Allah rahmet eylesin, öyle derler. Tövbe etsek ama tövbemizi tutamasak, fakat son bir kez her şeyimize teslim olup tövbe etsek tövbemiz makbul olur mu? Olur. Kul tövbe etti. Allah dedi ki, kulun kendisini affedecek olan Rabbisini hatırladı. Kul tekrar günah işledi, yine tövbe etti. Allah dedi ki, kulum Rabbisini hatırladı, kendisini affedecek olan bir ilah var. Onu hatırladı, yine affetti. Kul yine günah işledi, yine tövbe etti. Allah dedi ki, kulum kendisini affedecek olan ilahını hatırladı. Allah'ın vasıflarından birisi de tövbeleri kabul edendir. Bir sohbetinizde İbrahim Aleyhisselam'ın canlandırdığı kuşlarla ilgili daha sonraki derslerde sohbet edebileceğinizi belirtmişim. Bu konuyla ilgili bize sohbet edebilir misiniz? İnşallah aklımda. Buraya söz verdiydim, aklımda o. İnşallah. Aşkın, sevginin dindeki yeri. O iman edenler ki Allah'ı çok şedid bir sevgiyle severler. Haklı olarak insan hangi sebeplerle öldürülebilir? Medyada eline sağlık dediğimiz katiller gibi. Bir kimse mesela şer'i noktadan bir kimse size silahını doğrultsa veya bıçağını çekse, siz de bıçağınızı çekseniz onu vursanız, o ilk önce bıçağını çeken iki katil oldu. Veya önce elini silahına birisi atsa, siz de onu vursanız o adam iki katil oldu. Elini silah atan. Veya siz evinizde bir yabancı bir kimse dolaşıyor, size zarar verecek. Onu öldürseniz bunda bir sıkıntı yok. Veya sizin canınıza, malınıza, namusuna kasteden bir kimse oldu, siz onu öldürdünüz, dinen bunlarda mahsur yok. Daha ileri. Eşinizi ve yabancı bir erkeği anadan üreyen aynı odada yakaladınız, ikisini de öldürseniz bunda bir beis yok, dinen. Birisi sizi öldürmeye kalktı, siz onu öldürdünüz, dinen bir beis yok. Bir sohbetinizde Mevlevilerin para kesesi olmaz demiştiniz. Yine bir keresinde inandığım gibi yaşayamıyorum. Evimde zahire yok ya. Zahire daldın mı? Yok ya. Olsun istemiyorum manasını açıklamada yapmıştınız.
Bizse ev, araba alabilmek için para biriktiriyoruz. Bir dervişin banka hesabında kendisi için tuttuğu para olmanın hobi ne kadar doğru bir Müslüman için. Yani olabilir bundan şeriatan, bunda bir sıkıntı yok. İnsan ev de alacak, araba da alacak, ihtiyacını görecek. Ama benim daha hiç bankada bir bekleyen param olmadı. Bu nasıl bir duygu bilmiyorum. Ve adamın kasasında işte böyle olur ya, bir hayli paralar, öyle nasıl bir duygu onu bilmiyorum. Oo, Fisustan burada mı şey? Orhan neredesin? İyi, hoş geldin. Telefonda veya USB bellekteki Kur'an-ı Kerim'i üzerinizde taşımak usulü nedir? VC gibi ortamlarda. Hiç taşımadığından bilmiyorum onun fetvasını ya. Ama taşımasanız iyi olur gibi geliyor bana tuvalete falan girerken. Ateist akrabalar ile hukukumuz nasıl olmalı? Sıkıntılı. Yani dinsiz olan, ateist olan kimselerle dininizi anlatma, onları İslam'a sındırma gibi bir çabanız, davetiniz varsa ilişkinizi kesmeyin. Sufi bir sohbetinizde Sufi bulunduğu yeri İslamlaştırır ya da oradan göç eder. Bu noktada insanlara karşı sabır Allah'ın takdirinde mi yoksa kişinin kendisinde mi? Kişinin kendisinde. Ama Sufi orayı İslamlaştırmayı göze almalı. Göçmeyi değil. Bulunduğunuz yeri İslamlaştırmak için mücadele edin. Mücadele o. Allah'a teslimiyet nasıl olmalıdır? Allah kimseye taşıyamayacağı yük vermez denir. İnsanlar hayatlarındaki sıkıntılara nasıl davranmalıdır? Allah'a teslimiyet helal dairede yaşamak ve Allah'ın senin üzerine gelen her şeyden şikayet etmemendir. Bir insan dini anlamda kendini eksik görüyorsa buna bir de iş yeri, arkadaşları, ülkesi, en önemli ümmet-i Muhammed eksiklik içindeyse ve kargaşa var ise bu insan kendi ve insanlar için ne yapmalıdır, nasıl davranmalıdır? Bunların hepsinde yaşayabilir Müslümanlar, yaşıyorlar da bu noktada Müslümana düşen şey Kur'an ve sünnet dairesinde durup yine bulunduğu noktada iyinin, doğrunun, güzelliğin mücadelesini verecek. Fesus iken şit bahsi. Daha şit bitmedim ya. Evet. He? Oradayım aynı. Sen dönüp dolaşıp bir daha baştan alıyorsun da zaten. Herhangi bir keşf sahibi, sahip olmadığı bilgiyi veren bir suret ve bu bilgiye daha önceden elinde olmayan bir şeyi keşfederse, üzerine tefekkür ettiği bu suret kişinin kendisinden başkası değildir. Ve kendi nefsinin ağacından kendi bilgisinin meyvelerini devşirir. Ne anladın buradan? Bir kimse tefekküründe, rabıtasında ona bir ilim gelmiş olsa, bir bilgi gelmiş olsa ve o ilim ve bilgi başka bir surettenmiş gibi görünmüş olsa diyor ki o suretten değildir o. O onun kendisindendir. Yunus bir ben var benden içeri der ya, onu kastediyor. Eşi bulunmayan 130. beyit. O sevgilinin vasfına dair ne söyleyeyim ki? Bir damarın bile ayıp değil. Hani Hüsamettin Çelebi Şemseddin-i Tebrizi Hazretleri'nin ile alakalı ona soru sormuştu. Son beyit
Dil çöktü de yazdıkların daha önce. Evet. Onu övmekten acizim. Ayık olmayan kişinin her söylediği söz dilerse tekellüfe düşsün. Dilerse haddinden fazla zarafet satmaya kalksın. Yaraşır söz değildir diye Hazreti Mevlana cevap verir. Ondan sonra Hüsamettin Çelebi der ki hani bundan bize bir şey anlamadı. Hazreti Mevlana devamla diyor ki eşi bulunmayan o sevgilinin vasfına dair ne söyleyeyim ki? Bir damarım bile ayık değil. Bu eşi bulunmayan sevgili dedi Şemseddin Tebrizi Hazretleri. O veliler, o mürşid-i kamiller peygamberler gibi insan hüviyetindedir. İnsan gibi dolaşırlar, insan gibi yerler, insan gibi içerler. Ve bir insan gibi yaşarlar. Ama onlar normalde öyle yaşamış olmalarına rağmen onların vasıfları, onların özellikleri, onların bulunduğu nokta diğer insanlardan ayırt eder. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri, alimler peygamberlerin varisleridir. Şüphesiz peygamberler altın ve gümüş miras bırakmazlar. Onlar sadece ilim bıraktılar. Kim o ilmi alır ve hakkıyla amel edip yayarsa dünya ve ahiret büyük bir nasip ve derece elde etmiş olur der. Demek ki onlar peygamber varisleri. Peygamber varisleri olunca onların normalde vasıfları, özellikleri peygamberler gibi. Peygamber değil yalnız. Bazıları burada bazı velileri peygamberlerle eş değerde tutmuşlar. Biz onlardan değiliz. Ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden eş değerde tutmak değil derdimiz. Gazali'nin ihyasında bir hadis-i şerif vardır. Gazali'nin ihyasında o hadis-i şerifi tabi bazı hadisçiler zayıf olarak almışlar ama Gazali onu ihyasına koymuş. Ümmetimden öyle alimler, öyle veliler vardır ki onlar beni İsrail peygamberleri mesabesindedir. Bunu tabi bazıları zayıf hadis olarak algılamış ama zayıf hadis diyenler de bunu tam olarak zayıf hadis olarak netleştirememişler. Bu Beni İsrail peygamberleri kendisine kitap verilmemiş olan peygamberlerdir. Bunlar yani bundan kasıt Musa aleyhisselam değildir. Kendisine kitap verilmemiş olan peygamberlerdir kasıt Allah-u Alem. Ama burada da Beni İsrail peygamberlerine eşit mesafede ödedir diyor. Bununla alakalı mesela büyük velilerin kerametleri olmuş. Bu büyük velilerin kerametleri o geçmiş Beni İsrail peygamberlerinin mucizelerine denk noktada olmuş. Ve bu ümmet-i Muhammed'e olan bir özellik. Ve o yüzden işte Hazreti Mevlana Şemseddin-i Tebrizi Hazretlerini her şeyinden fazla seven bir kimse. Onu öylesine sevdiğinden onun bütün vasıflarını tanımakta, onun bütün vasıflarını bilmekte. Öyle olduğu için diyor ki ben onun vasıflarını anlatacak noktada değilim. Damarım dahi ayık değil. Başka bir hadis-i şerifte ümmetinden bir topluluk kıyamete kadar Allah'ın emrini ayakta tutmaya devam ederler. Onları terk edenler ve muhalif davrananlara kendilerine bir zarar veremez. Bu Allah'ın kıyamet emri gelinceye kadar devam eder. Onlar insanlara devamlı üstün gelirler. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın öyle bir topluluğu olacak, öyle insanlar olacak ki, öyle deliler, öyle alimler olacak. Bunlar kıyamete kadar Hazreti Allah'ın emirlerini ayakta tutmak için mücadele edecekler. Ve Allah'ın emirlerini yaymak, insanlara bunları öğretmek, insanların bunları yaşaması için gayret sarf edecekler. Ve kıyamete kadar bunlar devam edecekler. Bunu Muhyiddin Arabi Hazretleri Füsusunda da Fütuhatında da bu şahısın ve bu şahısların veliler ve evliyalar topluluğu olduğunu ve zamanın kutbul azamının kıyamet kopuncaya kadar yaşayacağını ve ne zaman ki kutbul azam vefat ettiğinde yerine birisi atanmadığında kıyametin kopacağını beyan etmiş ve kıyametin kopuşunu ona bağlamış. Ve bu veliler, bu insanlar, bu veliullah, bu evliyaullah
kıyamete kadar bu vazifelerini yerine getirecek. İşte Hazreti Mevlana'nın benim damarım daha ait değil, ben onu nasıl anlatayım derken hakkınızı helal edin. Ben de bu hadis-i şerifleri çıkararak da onların vasıflarını ve onların Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin dilinden övülüşünü anlattım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderirken onunla birlikte uğurlamaya çıktı. Kendisine tavsiyelerde bulunuyordu. Muaz binekte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri de yaya yürüyordu. Uğurlama yerine geldiğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri, ya Muaz, belki bu seneden sonra benimle burada karşılaşıp görüşemeyeceksin buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin ayrıldığında ve işaret yolu vefat edeceğini haberinden dolayı Muaz radıyallahu anh Hazretleri ağlamaya başladı. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri geri dönüp Medine'ye yönelerek benim için insanların en evlası, yani en yakını, her kim olursa olsun, nerede bulunursa bulunsun, muttaki olanlardır dedi. Demek ki Hazreti Peygamber'e en yakın insanlar, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine en diz dize olan insanlar, nerede olurlarsa olsunlar, hangi hal üzerine bulunursa bulunsunlar, onlar muttaki insanlar. Yani Allah'a itaat eden, Allah'tan korkan, Allah'ı seven insanlar. Bu o velilerin muhakkak ve muhakkak vasıfları olmalı. Ve son hadis-i şerif, gerçek Rabbani alimler, alimlere ikram ve hürmet ediniz. Onlar peygamber varisleridir. Kim onlara ikram ve hürmette bulunursa Allah ve Resulüne hürmette bulunmuş olur demiş. Suyuti de bu hadis-i şerifi almış. Şimdi bir kimsenin başındaki mürşidi o kimsenin aklını alır. O kimse onun öylesine sever, öylesine sever, öylesine aşık olur ki onun vasıflarıyla vasıflanır. Onun vasıflarıyla vasıflanınca tabiri caizse sıfatlarıyla o olur. Sıfatlarıyla o olunca o kimse aslında şeyhini anlatırken kendini anlatır, kendini anlatırken şeyhini anlatmış olur. O yüzden o kimse şeyhini anlatırken şeyhiyle olan ilişkileri, şeyhiyle olan muhabbeti, şeyhiyle olan bu noktadaki alışverişler aklına gelecek. Aklına geldiğinde de o kendinden geçecektir. İşte Hazreti Mevlana bu hale onu anlatıyor. Diyor ki onun vasıflarını ben sana anlatamam. Bir damarım dahi ait değil. Sen şimdi onun vasıflarını bana sorma. Çünkü onun vasıflarını anlatmak demek o halleri yeniden yaşamak demek. Onun vasıflarını anlatmak demek o hal ile yeniden hallenmek demek. Ve yeniden hallendiğinde ve hallenmiş ki o kimsenin aklının o esnada oradan gitmesi demek. Bu ayrılığın, bu ciğer kanının şerhini şimdi geç. Başka bir zamana kadar bunu bırak. Hazreti Mevlana diyor ki beni bırak şimdi. O zattan ayrılmışım. O zattan ayrılığımın ciğer kanının şerhini sorma bana. Bir insanın hicranının şerhi olmaz çünkü duygudur. Bir insanın aşkının şerhi olmaz, duygudur. Bir insanın hüsranının şerhi olmaz, duygudur çünkü bunlar. İnsan duygusunu nereye kadar şerh edebilir ki? Duygusunu şerh etmesi çok zordur. Bir kimse neyi nasıl sevdiğini normal akılla anlatamaz. Seven sevdiğini de anlatamaz akılla. Seven nasıl sevdiğini de anlatamaz. Sevdiğinin vasıflarını da anlatamaz akılla. Ve o akıl o esnada duruyorsa zaten aklıyla gördüğünü anlatır. Oysa hiçbir şey insanın aklıyla gördüğü değildir. Hiçbir şey aklıyla gördüğü kadar da değildir. Ve insanlar insanlara akıllarıyla bakar. Akıllarıyla baktıkları zaman onun gerçeğini göremezler. Çünkü duyu noktası, duygu noktası, bakın duyu ve duygu noktasının sınırı yoktur.
Aklın sınırı vardır. Ama duyu ve duygunun sınırı yoktur. Duyu ve duygunun sınırı olmadığından dolayı bir kimse duygularıyla intisap ettiği, duygularıyla bağlandığı bir kimseyi anlatması mümkün değildir. Can dedi ki, yani Hüsamettin Çelebi dedi ki, beni doyur. Çünkü ben açım. Çabuk ol. Çünkü vakit keskin bir kılıçtır. Ey yoldaş, ey arkadaş, sufi vakit oğludur. Yarın demek yol şartlarından değildir. Hüsamettin Çelebi aceleci. Hani diyor ya, insanlar acelecidir. Ayet-i kerimede. Ve insanlar aceleci olduğundan bir an önce her şeyi öğrenmek ve bilmek isterler. Oysa sufi öğretisi öyle değildir. Sufi öğretisi zamana bağlıdır. Sufi öğretisi bir kimse bu noktada tabiri caizse sindire sindire alması gerekir. Oysa haris olan insan onu bir an önce almak, bir an önce öğrenmek ister. Ve dervişlerin büyük bir çoğunluğunda bu vardır. O bir dergaha girip bir an önce onu öğrenip olup uçmak ister. O bir dergaha girip her şeyi bir anda yalayıp yutmak ister. O bir dergaha girip hemen bütün manevi makamları geçmek ister. Hatta bir rüya görür, ben hangi manevi makamdayım şimdi der. Bir hal görür, kendisini manevi makamların atladığını görür. Kendi kendisine. Veya iki hal görür, iki hal gördükten sonra manevi meratipleri bitirdim. Benim şeyhim beni kıskanıyor, o yüzden benim bitirdiğimi söylemiyorlar. Veya iki rüya görür, iki rüya gördüğünde şeyhi hayırlısı olsun der, çıkar işin içinden. O benim şeyhim rüyalarını tabir etmiyor, kıskanıyor çünkü. Ben ondan daha da üstünüm der. Haris insanoğlu. Ve Hüsamettin Çelebi bu noktada ilme haris. O nefsinden değil, bir an önce o ilahi ilimlerle ilimlenmek istiyor. Bir an önce mana ilminden almak istiyor. Ve diyor ki beni doyur, ben açım. Evet, bütün ihvan açtır. Bu şuna benzer. Hazreti Allah'ın ey insanlar sizler fakirsiniz, Allah zengindir demesi gibidir. Evet, bütün insanlar fakirdir. Ve bütün insanlar bu noktada zengin olmak için uğraşırlar. Burada vakit çok keskin bir kılıçtır der. Vakit keskin bir kılıç gibi gelir insana. Bugün bitti ya, keskin bir kılıç. Bugün geçti gitti. Evet. Gün için yaşayanlar için bugün geçti gitti. Gün için yaşamayanlar için o gün onun için geçip gitmedi. Boş geçip gitmedi en azından. O günü tasarruf etmiştir. O yüzden bu manada sufi vaktin çocuğudur. Vaktin oğludur. Veyahut da bu noktada işte vakti veledi derler. Sufilerden için. Yani vakit çocuğu derler. Önce sufilik ne? Bu manada sufilik Muhammedi noktada güzel ahlakla ahlaklanmak. Sufilik bu manada Muhammedi noktada aklın erişemediği gayba ve hikmete erişmektir. Bu hal ile mümkündür. Bu sufilikle mümkündür. Bu batini ilimlerle mümkündür. Sufilik o zaman biz eşittir demiş olsak Muhammedi sünnete tabi olup Kur'an ahkamının içerisinde kalaraktan insanın Kur'an ve sünnet dairesinde dinini en ince bir noktada yaşaması. Sufilik bu manada güzel ahlak, ibadet ve takva. Sufilik bu manada insanlara hizmet etmek. Sufilik bu manada kimseye zarar vermemek. Sufilik bu manada herkese ve her şeye gücünün yettiğince faydalı olmaya çalışmak. O zaman bu manada sufi olgunlaştıkça etrafında hak ve hakikatten başka görmeyen, olgunlaştıkça hak ve hakikate kendisini rağm eden bir kimse. Sufi vaktin çocuğudur. Sufiler ikiye ayrılır. Bir, vaktin değerlendiren sufiler. İki, vaktin değerlendirdiği insanlar. Bir, bir insanı vakit değerlendirir. İki, o insan vakti değerlendirir. Şimdi vaktin değerlendirdiği insan sufinin hal ehli olanıdır. O hal ehlidir. O hal ehli olduğundan sufiliğe vakit gözüyle bakar. O vakti değerlendirir. Yani şöyle değerlendirir.
Vakit onu tanzim eder. Vakit onu nasıl tanzim eder? Sabah namazı vakti vardır. Sabah namazı vakti onu tanzim eder. Öğlen namazının vakti vardır. Öğlen namazının vakti onu tanzim eder. İkindi namazının vakti vardır. İkindi namazının vakti onu tanzim eder. İşte akşam namazının vakti onu tanzim eder. O vakitlerinde olmuş olacak olan ibadetleri yerli yerine getirir. Bu vaktin çocuğudur. Bu manada o kimse devamlı halden hale geçer. Bir de sufinin hal değil de makam ehli olanı vardır. O halden hale geçen sufi belli bir noktada makam ehli olur. Makam ehli olursa, hal ehlinden üste çıkarsa artık o vakit onu tasarruf altında almaz. O vakti tasarruf altına alır. Bakın o vakti tasarruf altına alır. Örnek, Hazreti Ali Efendimiz bir gün sabah namazına gidiyordu. Bir gün sabah namazına giderken önünde bir ihtiyar vardı. O ihtiyarı sollamak istiyordu, ihtiyar sola geçiyordu. Sağlamak istiyordu, ihtiyar sağa geçiyordu. Ve mescide habire boyuna da geç kalıyordu. Sabah namazının vaktinde yetişecek ama bir türlü ihtiyarı önünden geçmedi, edep etti. O esnada Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri sabah namazının birinci rekatını kılıyordu. Rükuya gitti, Allahu Ekber dedi, kaldı. Bütün sahabe de kaldı, herkes bekliyor. Hazreti Ali Efendimiz hızla mescide girdi. Allahu Ekber dedi, rükuya gitti. Hazreti Peygamber Efendimiz rükudan kalktı. Namaz bitti. Namaz bittikten sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri dedi ki, ya Ali, niçin geç kaldın? Önümde bir ihtiyar vardı ya Resulallah. Ya Ali, o ihtiyarın kim olduğunu sana söyleyeyim mi? Söyle ya Resulallah. O şeytan Azazil'di. Seni sabah namazına yetiştirmemek için uğraştı. Ama Allah beni rükuda tuttuğu gibi güneşin de doğmasını tuttu. Yani beni rükuda tuttu, güneşin de yükselmesini tuttu. Yani güneş de yükselmedi. Hava aydınlanmadı. Bu makam ehlidir. Makam ehli zamana tasarruf eder. Makam ehli. O yüzden o makam ehliler Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin yolunca adabınca giderler. Onlar yol ve adabı bırakmazlar. Hal ehliler ise öyle değildir. Hal ehliler bu noktada akıllarına geldiği gibi davranırlar. Kalplerine geldiği gibi davranırlar. İşte Hüsamettin Çelebi hal ehli. Diyor ki bana anlat. Ben onu içmem, yemem lazım. Oysa Hazreti Mevlana dur diyor ona. Ne zaman diyor? Şimdi diyor. Yoksa sen sufi bir yer değil misin? Vara veresiye yokluk gelir. Vara veresiye yokluk gelir. Hüsamettin Çelebi Hazreti Mevlana'nın Celaleddin Rumi Hazretleri'nin tabiri caizse manevi halleri anlatmıyor, frene basıyor. Hüsamettin Çelebi bundan rahatsız. Diyor ki anlat. Hazreti Mevlana da frene basıyor. Diyor ki dur, bunun zamanı var. İşte hal ehli olan sufiler nerede ne zaman konuşacaklarını stratejik olarak hesaplamazlar. Nerede ne zaman sevgilerini göstereceklerini, nerede ne zaman nasıl davranacaklarını stratejik olarak hesap kitap etmezler. Onlar neyi, nerede, nasıl yapıyorlarsa yaparlar. Kırılan kırılır, fatılan fatılır, üzülen üzülür. Onlar bu manada tabiri caizse meczup olurlar biraz. Meczup olduklarından dolayı onlar kendileri bu noktada sorumlu da tutmazlar. O esnada görmüş olduğu rüyaya göre davranır. O esnada o görmüş olduğu hale göre davranır. O esnada o kalbine gelen bir şey ile davranır. Oysa o makam ehli olan, onlara da ebul vak denir. O makam ehli olan
Zatlar ise böyle davranmazlar. Onlar Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretinin yolunu tercih ederler. Hazreti Peygamber'in yolu teenni ile davranmak. Hazreti Peygamber'in yolu insanların konumuna, durumuna göre davranmaktır. Hazreti Ayşe validemizin hadisi çok güzeldir. Kapısına gelen bir dilenciye önce hizmetçisine der ki evde var olan bir şey ver. Var olan bir şey verirler, o gider. Başka birisi gelir, ona sofra kurdurur. Oturtur ona, sofrada yemek yedir der. Hizmetçisi der ki, ya Ayşe, iki farklı davranış var, ikisi de dilenciydi. Biz der, Hazreti Peygamber'den insanların konumuna ve durumuna göre davranmayı öğrendik. O zaman insanların konumuna ve durumuna göre davranan kimse makam ehlidir. Bu şuna benzer. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin dini tebliğ ettiği bir kavme gittiğinde onlara zekatı söylememesi gibidir. Zekatı niçin söylemedin ya Resulallah dediklerinde der ki onlar dini alıştıklarında, dini sevdiklerinde zekatı kendilerinden verir. Bu hal ehli olan değil, makam ehli olan insanındır. Ve hal ehli olan kimse sürüye kurt getirir. Hal ehli olan insan testiyi kırar. Hal ehli olan insan kabağı çatlatır. Ama makam ehli kabak çatlatmaz. Hal ehli olan bir kimse birisinin sakalı olmadığından coşar, parayı verir ona. Onu neden o sakal bırakmamış diye coşar. Oysa makam ehli olmuş olsaydı onun sakal bırakmamasını makul görecekti. Ve zamanla o da bırakır diye düşünecekti. Onu kırıp incitmeyecekti. Oysa insanların arasında böyle cezbeyle hareket eden, böyle hal ile hareket eden insanlar daha fazla ilgi çeker. Ve insanlar onların başına toplanırlar. Onlar bir hal anlatırlar, bir rüya anlatırlar. O uçarlar, uçururlar ve herkes onların da peşinden gider. Böyle bir enteresan bir kimlik, kişilik ararsınız. Köprü altlarında, camilerin kenarlarında, camilerde. Onlar böyle ona buna ahkam keserler, ona buna laf söylerler, delice, çılgınca, kırıkça laflar söylerler. Kadınlardan da vardır öyle insanlar, onların etrafında şahşakçıları da vardır, yardakçıları da vardır. Onları alkışlarlar, o büyük hal ehlidir, o büyük keramet ehlidir, o büyük insandır ve böyle davranırlar. Onlara böyle davrandıkça da onlar olur olmaz kendilerince bu hal ehillerini, hal noktalarını daha da fütursuzca söylemeye kalkarlar. Etraflarını da incitip kırabilirler. Bunlar hal ehlidir. Bunlardan bu manada böyle ekmek su beklemek, hani bu böyle ekmek su değil. Bunlardan bir hizmet beklemek. Bunlardan dine faydalı bir şey beklemek mümkün değildir. Bunlar tabiri caizse insanları sufilikten de ürkütürler. Bir bakmışsın adam kafasını gözünü kasıtmış çıkmış ortaya. O sabahleyin gece rüyasında bir şey görmüştür. Gece rüyasında herhangi bir pir efendi veya herhangi bir sufi görmüştür o. Her tarafını tıraş ettirmiş. O da kendisini tıraş edip çıkar o. Ve o böyle insanları cezbeder. Oysa o yol ehli değildir. Etrafa onlar böyle değişik hareketler ederler. Onlar aslında yol ehli değildir. Yol ehli Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin ayak izlerine basan kimsedir. Yol ehli bu manada makam ehli olandır. Yani o Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin sünnetinden dışarı çıkmaz. O yüzden tabi bu makam ehilleri daha fazla halkın içerisinde halkın ihtiyaçlarıyla, halkın içerisinde halkın eza ve cefasına katlanmakla, halkın içerisinde halkı aydınlatmak için onları Kur'an ve sünnet dairesinde batini manada tedavi etmek için, onları bu manada gerçek hakikate ulaştırmak için uğraşırlar. Hal ehli ise bir bakmışsın gecede 100 rekat namaz kılmış, ertesi gün 0 namaz. Bir bakmışsın oruca oruç eklemiş, 40 gün, 50 gün, 3 ay, 4 ay hiç oruçtan fire vermemiş, hiç iftar etmemiş. 4 ay sonra bir bırakmış orucu, 4 sene oruç tutmamış. Bir bakmışsın oturmuş günlük 70 bin tevhid çekmiş, ertesi gün 0 tevhid.
Bunlar hal ehli olanların halleridir. Ama makam ehli Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin sınırında yürür. O dini itidalli yaşar. Dini orta halli yaşar. Allah cümlemizi onlardan eylesin. Sen yoksa sufi bir er değil misin? Vara veresiyeden yokluk gelir. Hazreti Mevlana diyor ki sen sufi bir er değil misin? Vara diyor veresiyeden yokluk gelir. Yani varı sen bir kimse dükkanını açsa veresiye verse yok olur orada. Sen nasıl bana anlatmazsın? Ona dedim ki Hazreti Mevlana Hüsamettin Çelebi'ye diyor. Ona dedim ki sevgilinin sırlarını gizli kapaklı geçmek daha hoştur. Sen artık hikayelere kulak ver. İşi onlardan anla. Hazreti Mevlana makam ehli. Diyor ki ben sana bunu sevgilinin sırlarını anlatmayayım açık açık. Sen bunu hikayelerin arasından gör. Hikayelerin arasından anla. Ben hikayelerle onu anlatayım ki o hikayeleri anlayanlar bunu anlasın. Yoksa ben sırrı ortaya koymuş olsam ve o sırdan anlamayanlar bunu okumuş olsa yine hiçbir şey anlamayacaklar. Ama o sırdan anlayanlar o hikayelerin arasında bunu daha iyi anlayacaklar. Dilbere ait sırların başkalarına ait sözler içinde söylenmesi daha hoştur. Yani sevgiliye ait sırlar hikayelerin içerisinde anlatılması lazım. Eğer sevgiliye ait sırlar hikayelerin içerisinde anlatılmazsa ve o sırları ehil olmayan insanlar öğrenirlerse kalkarlar küfrüne fetva verirler. Mustafa Özman'ın küfrüne fetva verdikleri gibi. Kalkarlar Muhyiddin Arabi'nin küfrüne fetva verdikleri gibi fetva verirler. Kalkarlar Hallacı Mansur'u astıkları gibi asarlar. Asacakları yetmez çaprazlamasına keserler. Kesmeleri yetmez asarlar bir de yakarlar. Yaktıkları da yetmez külünü Dicle'ye savururlar. Neden? Onlar çünkü o sırlardan haberdar değil. Ebu Hureyre radıyallahu anh hazretleri diyor ki biz Hazreti Muhammed'den iki ilim aldık. İki heybe. Heybenin önündekini herkese saçıyoruz. Eğer heybenin arkasındaki ilimden bahsetmiş olsan Hureyre dinden döndü der beni katledersiniz diyor. İşte o sevgiliye ait sırlar hikayelerin içerisinde anlatılmalı. Bu Allah'ın adetullahı. Allah da adetullahını Kur'an-ı Kerim'de çalıştırmış. Peygamberlerine ait hikayeler anlatmış. Başka insanlara ait hikayeler anlatmış. Kur'an'ın sırrını o hikayelerin içerisine saklamış. Kur'an'ın batiniliğini, Kur'an'ın manasını o hikayelerin içerisinde anla. O hikayelerin içerisinde oku. Ve hikayelerini iyi oku. İbrahim'in hikayesini oku. İsmail'in hikayesini oku. İshak'ın hikayesini oku. Musa'nın, İsa'nın hikayesini oku. Ve onun hikayesini okuyaraktan o hikayenin içerisindeki gizli sırrı gör. İşte Hazreti Mevlana da Kur'an'ın yolunda ve o Kur'an'ın yolunda giderekten zamanının manevi sırlarını, zamanın manevi hakikatlerini hikayelerin içerisine atmış. O hikayelerin içerisinde o sırlar. Yoksa bir padişah bir cariyeye aşık olmuş, her padişah bir kadına aşık olabilir. Ama o hikayenin içerisinde bir sır var. Yoksa aslan tavşanla konuşmuş, tilkiyle konuşmuş. Aslan tilki hikayesi. Yani aslanla tilkinin hikayesine bak, içinde sır var onun. Veyahut da dudu kuşunun hikayesini dinle. Onun içerisinde sır var onun. O zaman o hikayenin içerisinde hak ve hakikate ait, sevgiliye ait sırlar var. Diyor ki, sen artık bu sırları bu hikayelerin içerisinde dinle. Bu hikayelerin içerisine bak. Sen onu ruhunun kulağıyla dinle. Onu gönlünün kulağıyla dinle. Vücut kulağıyla dinlemeye çalışma. Vücut kulağıyla dinlersen bir padişah bir cariyeye aşık olmuş, Hazreti Mevlana da bunu mu anlatmış dersin. Ve o yüzden hikayelerin içerisinde anlataraktan Hazreti Mevlana bu zahir noktada duran ve batından nasibini almamış, işin maneviyatından nasibini almamış,
gönül sezgisinden uzak olan insanlardan cevherini koruyor. Muhafaza ediyor. Diyor ki sırrı ifşa etmeyelim. Sırrı kim ifşa, kim bunu anlasın? Bu hikayeyi okup bu hakikati anlayan bunu anlasın. Yoksa bütün herkes Mesnevi'yi okuyor. Yoksa bütün herkes Mesnevi Han oldu bu ara. Ama onun içerisindeki, hikayenin içerisindeki sır önemli. Devam ediyor Hüsamettin Çelebi. O dedi ki diyor, bunu apaçık söyle ki dini açık olarak anmak, gizli anmaktan iyidir. Hal ehli o, meczup. Diyor ki bunu bana apaçık anlat. Bu dini bana apaçık anlat. Din açık değil mi? Din gizli bir şey değil. Kur'an meydanda değil mi? Sen neden bu halleri gizliyorsun? Sen bu neden bu halleri saklıyorsun? Bunu apaçık anla, apaçık anlayalım. Hani sufiler gelir, dervişler gelir, üstadlarına şöyle derler. Efendim benim hatamı apaçık söyle. Ben nerede yanlış yapıyorum? Benim yanlışımı apaçık söyle. Ben nasıl birisiyim? Benim üzerimde ne görüyorsun? Veya ben manevi olarak hangi noktadayım? Ben manevi olarak hangi makamdayım? Benim üzerimde nasıl bir şey tecelli ediyor? Buna bana apaçık söyle. Hazreti Mevlana'ya da işte şey diyor ki Hüsamettin Çelebi, din apaçık değil mi? Bana anlat. Dini gizli anmaktan daha iyidir bu. Perdeyi kaldır ve açıkça söyle ki ben güzelle gömlekli olarak yapmam dedi. Ve ben o dinin önündeki o manaya, o hakikati örten perdeyi kaldır. Ben güzelle elbiseyle yapmam dedi. Demek ki elbiseyle yatılmıyor. İşin zahirine bakarsanız evet elbiseyle yatılmaz. Karı koca yatağına elbiseyle yatmaz. İslam dininde karı kocanın yatağa elbiseyle yatması caiz değildir. Sünnete aykırıdır. Hazreti Ayşe validemiz der ki biz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin yatağına her gün soyunur yatardık tenimiz tenine değerdi. Bu işin bir tarafı. Bunu da arada söyledim ki siz bunu ayıp olarak algılarsınız şimdi. Oysa bu dinin ölçüsüdür, evliliğin ölçüsüdür. Bunu abes olarak algılarsınız. Ve kadınlarınız, erkekleriniz bunu böyle yapmazlar, ayıp zannederler. Bunu böyle yapmadıklarından dolayı kadınlar da erkekler de birbirlerine doymazlar. Birbirlerine doymadıkları için manevi olarak kalpleri çalışmaz. Kafaları takıntılıdır. Gönülleri takıntılıdır bir yerde. Gönlü ve kafası takıntılı olan, bu noktada kabız hali yaşayan bir kimsenin gönlüne manevi ilhamlar inmez. Bunun da altını not olarak koyayım. Hazreti Mevlana'ya diyor ki Hüsamettin Çelebi, ben diyor elbiseyle yatmam. Bana dini apaçık anlat. Perdeyi kaldır, açıkça söyle. Dedim ki, o apaçık soyunur, çırılçıplak bir hale gelirse, ne sen kalırsın, ne kocan kalır, ne beyin kalır. Ben o sevgilinin sırlarını, o sevgiliyi sana apaçık bir anlatırsam, sen yokluk haline gelirsin. Senin aklın gider, vücudun gider, kalbin gider, gönlün gider. Senin hiçbir şeyin kalmaz. Sen meczup olursun, dağlara vurursun. Sen çoluğundan, çocuğundan, eşinden, aşından, her şeyinden ayrılırsın. Ve her şeyi yok edersin. Ama ben makam sahibiyim. Ben makam sahibi olduğum için sana elektriği sana yetecek kadar vereceğim. Ben makam sahibiyim. Bu noktada bende ilahi akıl var. Sana ne lazım onu vereceğim. Hani Mesnevi'nin başka bir eğitimde der ya, evladım sen önce süt içeceksin der. Sonra ekmek yiyeceksin. Sonra diyor et yiyeceksin. Makam sahibidir bu. Bu silsileyi koymak makam sahibidir. Ya bu et de yer deyip de dervişe et yedirirsen dervişi kabız haline sokarsın. Derviş yoldan tat almaz. Yürümekten tat almaz. Zikirden tat almaz. Koşmaktan tat almaz. Bir an pörüştüğünü görürsün. Bir an yoldan çıktığını görürsün. Ona tatlı tatlı vereceksin. Hani koyun annesini emer ya, annesini emerken 45 günde, o 40 günde, 45 günde kendine gelir. O bir günde emip de bütün sütü içip bir günde büyümez. Anne çocuğunu 2 yıl emzirir. O çocuk 2 yıl süt emer. 2 yıl süt emdikten sonra yavaş yavaş çorba, sebze ıvır zıvır yemeye başlar.
Sen yeni doğmuş olan bir çocuğa et yediremediğin gibi yeni bir sufiye de sen et yediremezsin. Zamana bağlaman lazım. Hazreti Mevlana bu 130. beyitte, bu beyitlerde yolun adabını gösteriyor insanlara. Ve kendi hikayesini anlatırken, çünkü bu hikayenin başında diyordu ki bunu iyi dinle. İşte bu bizim hikayemizdir. Bu bizi anlatır. Bu yolu anlatıyor. Yolun esaslarını anlatıyor. Bu hikayenin içerisinde yolun esasları var. Bu hikayenin içerisinde öğretimin esasları var. Öğretim esasları var. İyi dinleyin. Çocuğunuza, çırağınıza, ustanıza, kalfanıza, eşinize, kocanıza bir şey öğretiyorsanız, öğretmezseniz öğrencilerinize bir şey öğretiyorsanız bir yol var. Bu stratejiyi uygulamak zorundasınız. Siz o kimseye önce yavaş yavaş yavaş, yani çocukların önce A harfi alfabesini öğrendiği gibi. A'yı öğrenecek çocuk önce. Önce harfleri öğrenecek. Önce harfleri öğrendikten sonra kelimeler, ondan sonra cümleleri öğrenecek. Önce çocuk yazmayı öğrenecek. Veya önce okumayı öğrenecek. Önemli değil, neyse. Onu yavaş yavaş o öğretim silsilesini uygulayacaksınız. Ve Hazreti Mevlana da o öğretim silsilesini uyguluyor. Diyor ki o apaçık soyunursa senin hiçbir şeyin kalmaz. Ve senin hiçbir şeyin kalmazsa biz senden hiçbir şey yapamayız. Tabiri caizse teller birbirine değer, yanarsın sen. Yandığın zaman senden bir iş, senden bir fayda olmaz. Hiçbir şey fayda kalmaz. Ve diyor öyle bir şey olursa bu sırrı açığa vermiş olmayız biz. Sırra ihanet etmiş oluruz. Eğitime ve öğretime ihanet etmiş oluruz. Yola ihanet etmiş oluruz. Yani bu ona benziyor. Ben yeni sufilik şey yaparken başladığımda bir sufi, eski sufilerden birisi geldi bana. Şeyh sensin dedi bana. Şeyh sensin deyince durdum ben. Dedim ki yok. Dedim şeyh sensin. Ben de buna. Bu kaldı şimdi bu sefer. Bu şeyh sensin deyince bu kendi kendine böyle bir coştu, bir sayhalar ataraktan yanımdan gitti. Kendi şeyhine gitmiş. Demiş ki Mustafa Efendi bana sen şeyhsin dedi. Ben şeyhim demiş ona. Koşa koşa şeyhi geldi benim yanıma. Dedi ya filanca kimse neden böyle dedin? Ne oldu ki dedim ben. Bunu yaşadığımda 26 yaşındaydım. Ne oldu ki dedim ben. Ondan sonra ya adama sen şeyhsin demişsin dedi. Değil mi ki dedim ben de. Kaldı mı şimdi? Neden geldin bana soruyorsun dedim. Kendine sorsana bu şeyh mi değil mi dedi. Diye dedim. Nasıl yani dedi. Sen kendine sormasını bilmiyorsan nasıl şeyhim diye çıktın ki meydana dedi. O da kaldı. Mustafa Efendi şimdi o şeyh mi dedi. O kadar yumuşak soruyor ki bana. Hani yalvarırcasına. Sakın ha ona şeyh deme. Enflasyon çıkacak ya. İki tane şeyh olursa bir dergahta ikilik çıkacak. Parçalanacaklar. Yok dedim o şeyh. Durdu. Nereden bu kanıya vardın dedi. Senin şeyhliğini biliyor ya dedi. Sen onun şeyhi değil misin dedim ben. Evet dedi. Seni şeyh olarak bilen de dedim, şeyh değil midir dedim. Bilen, bilen kadar biliyordur. Bu kaldı şimdi. Yani dedi, bütün şeyhler bütün şeyhleri bilir. O adam seni şeyh diye bildiyse dedim, demek ki o da şeyhtir. Bu tabii melamice bir sohbet. Bu da kırdı kendini. Yürüdü gitti. Sonradan kendi kendime düşündüm yıllar sonra. Hani ben bunu nereden çıktı da ben bunu söyledim diye. Kendi kendime dedim ki bunu söyletiyor Cenab-ı Hak bana ben kendimi korumuşum dedim. Ben kendimi şeyh görseydim ben zivaneden çıkacaktım. Ben onu şeyh gördüm o zivaneden çıktı. O çığırını o kopardı ipini. O zaman demek ki bir şeyi zamanında vaktinde söylemek ve zamanında vaktinde onu anlatmak. Zamanında vaktinde ona bir şeyi söylemek, tebliğ etmek, anlatmak.
Bu makam ehlinin işi. Hal ehlinin işi değil. Hal ehli olur olmaz her yerde konuşuyor. Onun böyle bir usturupu yok çünkü. İster ama derecesine göre ister. Bir otun bir dağı çekmeye kudreti yoktur. Bu alemi aydınlatan güneş bir parçacık yaklaştı mı her şey yandı gitti. Düşünebiliyor musunuz? Fitneyi, kargaşalığı ve kan dökücülüğü araştırma. Şems-i Tebriz'den bundan fazla da bahsetme. Şimdi istihama derecene göre ister. Bir otun bir dağı çekmeye kudreti yoktur. Bir saman çöpünün bir dağı çekmeye kudreti yoktur. İnsanlar bir şeyi isterlerken derecelerine göre isteyecekler. Bir insanlar oysa bu konuda haddi bilmiyorlar. Ve derecesine göre bir şey istemiyor. Derecesine göre neyi kaldırıp neyi kaldıramayacağını bilmiyor. Oturuyor insanlar çok para istiyorlar. Çok parayı değerlendirip değerlendiremeyeceğini bilmiyor. O çok paranı azdırıp saptırmayacağını bilmiyor. Ve oturuyor çok büyük ev istiyor. O evin hakkını, hakikatini verip veremeyeceğini bilmiyor. Ve oturuyoruz biz habire istiyoruz. Kendimizce derecemize göre bir şey istemiyoruz. Manevi olarak da böyle. Biz oturuyoruz cinni taifesiyle irtibat kurmaya çalışıyoruz. Diyoruz ki cinni taifesiyle bir irtibat kursak. Ben diyorum ki görsen bir sefer yemek yemeyeceksin diyorum ben. O onu merak ediyor. O haddine göre, hududuna göre isteme noktasında değil. Veya şeytanı görmek istiyor. Ben kendimden bunu anlatıyorum. Yani bir merak ediyor. Adam geliyor. Ya efendim ya diyor. Bir şeytan nasıl bir şey acaba? Biz de görebilir miyiz diyor. Kendi kendisine şeytanın gerçek yüzünü gördüğünde onu manevi olarak kaldırıp kaldıramayacağını bilmiyor. Veya meleği gördüğünde onun manevi olarak meleği gördüğünde onu kaldırıp kaldıramayacağını bilmiyor. İsterken ölçülü istemiyor. Bunu normalde bir şeyi talep ederken ölçülü talep etmiyor. Aslında bu ölçüsüz talep edenlerde kibirlilik vardır. Kendini ona layık görüyorsun ya, bu kendini yüksek görmektir. Kendini yüksek görüyor, ona layık görüyor. Tevazusu yok. Kendini bu noktada aşağıda tutmuyor. Kendini tevazuda tutmuyor. Kendisini yücelerde dolaştırıyor. Ve yücelere gitmek istiyor. Ve yücelerde koşturmak istiyor. Ve yücelik istiyor. İşte onun evlenecek olduğu kız harikulade bir kız olmalı. Onun evlenecek olduğu erkek harikulade bir erkek olmalı. Onun işte tabi olacağı üstad harikulade bir üstad olmalı. Ve onun şeyhi öyle bir şeyh olmalı ki baktığında dağlar yerinden ayrılmalı. Bu noktada o kimse ben ne haldeyim diye bakmıyor. Ben hangi haldeyim diye bakmıyor. Hani bir gençliğimde benim benim bir arkadaşım vardı. İşte bir davetli düğüne gideriz. Her seferinde de takılırım ben ona. Birader bu sefer bari yapma derim. O gider mesela evlenen gelinin kız kardeşi vardır. O gelinin kız kardeşi o gün süslenmiştir, püslenmiştir, havası yerindedir. Kimseye bakmaz o gün o gelinin kız kardeşi. Veya damadın kız kardeşi vardır. Hiç kimseye bakmaz. O gün havası civası yerindedir onun. Yukarılarda uçuyordur o. Bizim kardeş de gider onlara takılır. Lan oğlum yapma etme. Bu kız şimdi havasından yanından geçinler. Bu kız aslında beş para etmez. Ama sen takılıyorsun ya bugün ona. Bu şimdi süslü ya. Bu temelli sana bakmıyor şimdi. Yapma etme derim ben ona. Bu onun gibi bir şey. O esnada o aslında ciğer beş para etmez, kendisi de beş para etmez. Ama üzerindeki süsünden dolayı o havalarda uçuyor o gün. Kibirliliği var. Bizim arkadaş da onun zahirine bakıyor. O esnada bunun uçuşuna bakıyor. Diyorum ki aldanma, bu tavus kuşu değil. Bu yalancı tavus kuşu. Bunu yarın bunun ördek olduğunu göreceksin sen. İş işten geçecek ama sen bunu biraz daha uçuracaksın bugün. Yapma. O onu uçuracağım diye uğraşırdı. Kulakları çinlesin. Şimdi bu da onun gibi bir şey. Bir kimse isterken ölçülü isteyecek. Haddini, hukukunu bilecek. Konumunu, durumunu bilecek. Ve haddini, hukukunu bilerekten, konumunu bilerekten isteyecek bir şey. Yok, hayır. Haddi, hukuku bilmek yok burada. Bir saman çöpü, o saman çöpü dağı kaldırmayı istiyor.
Ya kardeş sen saman çöpüsün. Dağı kaldıracağım diye uğraşma. Onu kaldıracağım diye didinme. E karınca gibi dağ olamadın mı? Yolda karınca olsan, karınca dağı kaldırmaya kalkmadı. İbrahim'e dostluğunu gösterdi. Sen de karınca gibi İbrahim'e dostluğunu göster. Ama ben İbrahim'i kaldıracağım diye uğraşma. İbrahim'i sen kaldıramazsın. Bu da onun gibi bir şey. Hazreti Mevlana bir terbiye veriyor, bir eğitim veriyor. İstama diyor, derecesine göre iste. Bir otun bir dağı çekmeye kudreti yoktur. Ve ardından diyor ki, bu alemi aydınlatan güneş bir parçacık yaklaştı mı, her şey yandı gitti. Öylesine bir bize astrofizik dersi veriyor ki, bize öyle bir astrofizik dersi veriyor ki, bundan 800 yıl öncesinden astrofizik dersi veriyor. 800 yıl öncesinden. Ve diyor güneş bir milim bize yaklaşırsa, bir parça yaklaşırsa, ona baktım ben bir parça olarak buraya almışlar ama bir parça değil orada. Eğer öyle yaklaşırsa diyor, bil ki her şey yandı gitti. Şimdi bütün astrofizikçilerin, bütün uzay bilimcilerinin toplandığı nokta. Eğer güneş bize bilmem ne kadar yaklaşırsa yanacak gidecek ortalık. Fitneyi, kargaşalığı ve kan dökücülüğü araştırma. Şems-i Tebriz'inden bundan fazla da bahsetme. Bunun sonu yoktur. Sen yine hikaye başla, onun tamamlamana bak. Ha diyor ki fitneyi, kargaşalığı sen araştırma. Hazreti Mevlana öylesine enteresan bir söz söylemiş ki, sen diyor kan dökücülüğü araştırma. Yani sen benden eğer o perdeyi kaldırıp da çıplak olarak o sevgililer, o sevgiliden bir şeyler aktarırsam ben de Hallacı Mansur gibi olurum. Beni de asarsınız. Ben de diyor Hallacı Mansur gibi benim de kanım dökülür. Sen kan dökücülüğü araştırma. Buradan diyor fitne çıkar. Bütün zahir uleması çıkar, benim kadime fetva verir. Bütün zahir uleması çıkar, benim yazdıklarıma, benim söylediklerimi küfrüme fetva verir benim. Sen diyor fitneyi kurcalama. Sen bu konuyu kapat. Burada Hazreti Mevlana'dan yine bir beyt, bunu şerh eden bir beyt okuyacağım, bitti. İşaret söyleyici olan Mansur halk tarafından dar ağacına geldi. İşaret söyledi. Yani Hallacı Mansur işaret etti. Daha Hallacı Mansur sevgiliyi tarif etmedi. Sevgiliyi anlatmadı. Sadece işaret etti. O diyor işaret etti, dar ağacına gitti. Bu çok önemli. Benim esrarımın sertliğinden ve şiddetinden dolayı beni hallaç dar ağacına asardı. Bu kelimenin bittiği yer. Ben Mesnevi'den şerh etmeyi çok seviyorum. Biraz vaktim alıyor, gözlerim gidiyor ama bu beyti bulduğumda kendime gelemedim. Tekrar okuyayım. Hani diyorlar ya abi yani kapak olsun diye, kapak olsun. Yani bir de böyle Allah affetsin, benim düşüncemi de teyit ettiği için çok hoşuma gitti. Ben bazen der, yanlış algılanırım ya, Hallacı Mansur'u ben çok hani yükseklerde görmem. Herkes aksine yükseklerde görür. Bazen sohbetlerde eleştirilirim ya, ben Hallacı Mansur'u çok yükseklerde görmediğime dair. Hazreti Mevlana'nın sözü bunu teyit ediyor. Bu sözü, bu beyti görünce, böyle okuyunca allak bullak oldum desem yeri var. Ve kendi kendime dedim ki, Cenab-ı Hak seni yanıltmamış. İşaret söyleyici olan Mansur, halk tarafından dar ağacına geldi. Benim esrarımın sertliğinden ve şiddetinden dolayı beni hallaç dar ağacına sardı. Bunun sonu yoktur, sen yine hikayeye başla, onu tamamlamaya bak diyeceğiz. İnşallah 140-141, 142'yi bitirdik herhalde. 143'ten başlayacağız inşallah bir dahaki derste. Gelen sorulara da bakayım inşallah.
İmam Gazali Peygamber Efendimizin karpuz ile alakalı hiçbir hadis sözü bulunmadığı için bundan bilmediğinden dolayı karpuz yememiş. Bunu duyduğumda ashabın yolundan gidemiyorum dedim. Aklıma şu anki tüm yenilikler, teknolojik gelişmeler ve o zamandan bu zaman olan her şey şüpheli geldi. Hazreti Allah bize bu nimetleri sundu. Hazreti Peygamber şu an bu nimetlerden haberdar ve buyuruyor ki ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine tutunursanız beni bulursunuz. Biz ashabın yolunda değil miyiz? Unutulan bir sünnet bile bilmiyorum. Ashabın en sevdiği sünnet nedir demiş. Ashabın en çok sevdiği sünnet namaz kılmak. Şimdi sünnete tabi olmak birinci derecede haramları işlememektir. Siz sünnete tabi olmak istiyorsanız hiç haram işlemeyin. Karpuz yememe işin son noktası. Bir kimse karpuz yemekle sünneti de terk etmiş olmaz. Sünneti terk etmek Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin bizatihi yaptığı bir şeyi bile bile yapmamaktır. Bu sünnet terkidir. Yoksa Hazreti Peygamber der ki haramlar bellidir, helallar da bellidir. Şüphelilerden, siz arasında olan şüphelilerden kaçınınız. Karpuz şüphelilerin içinde değil, kavun şüphelilerin içinde değil. Veya portakal, limon, işte üzüm, ne bileyim işte mandalina, şüphelilerin içinde değil. Meyveler bu manada şüphelilerin içinde değil. Bu bizi başka bir noktaya götürür. Bunu dillendirmek istemiyorum şimdi. Bu bizi başka bir noktaya götürür. Bizim sünnet-i Resulullah'a bağlı olmaklığımız Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin bizatihi işlediği bir şeyi elimizde buna imkan varken bile bile kasten terk etmektir. Bu sünneti terk budur. Son zamanlardaki kürtaj konusu ile ilgili caiz olan olmayan durumlara açıklık getirir misiniz? Tecavüz sonucu olan çocuk ne olacak demiş. Bunu normalde dini noktadan bakmıyor. Bugünkü devlet, hükümet de dini noktadan bakmıyor buna. Dini noktadan bakılmadan da olabilir mi? Her cevap olabilir. Devletin bu noktada kendisine ait bir stratejisi, bir planı olabilir. Bu haram olmadığı müddetçe bir sıkıntı olmaz. Mesela Hanefiler çocuğun ruhu üfleninceye kadar herhangi bir sıkıntı veya problem esnasında çocuğun alınabileceğine hükmetmişler. Bu yeni bir hüküm değil. Tecavüz sonucunda böyle bir şey olabilir mi? Her cevap olabilir. Bunu ama İlmihal kitaplarından bulamazsınız. Bunu El Hidaye'den bulabilirsiniz. İbn Abidin'den bulabilirsiniz. Bunu Fetavai Hindiye'den bulabilirsiniz. Bunu Dürer Gürer'den, Molla Gürer'inden bulabilirsiniz. Veya Mevsut'tan bulabilirsiniz bunu, bu hükmü. Bu hükmü şimdiki böyle işte tek ciltlik fıkıh ilmi hallerinde bunu bulmanız mümkün değil. O yüzden Hanefiler bunu bu meseleyi çözmüşler, atmışlar kenara zaten. 120 günlük bebek olmadıktan sonra bir sıkıntı, bir problem var ise o anne, baba çocuğunu aldırabilir. Bununla alakalı ben bizim 9 Eylül'deki genetikçi Orhan Hoca'ya bunu ben söylediğimde Orhan Hoca bunu gitmiş o ana rahmindeki çocukların hastalıklarını teşhis eden bir araştırma içindeymiş. Bana sordu, dedi ki böyle böyle yani bu çocuk alınabilir mi? Alınabilir dedim ben. Yüzde kaç dedim teşhisin? Yüzde bugüne kadar dedi 1000 vakadan dedi. Bininde dedi, %0 dedi teşhiste yanılma payım dedi. Yani bir bile değil dedi. Binde bir bile yanılmadım daha dedi. 1000 vakadan dedi, biri de dedi teşhisim doğru çıktı dedi. Ben de dedim kalınabilir. O çocuk kürtaj edilebilir. 4 aylık varınca kadar. Anne babanın izni olması şart dedim. Ama dedim devlet
bu izni ortadan kaldırabilir. Devlet tebaasından sorumludur çünkü. Rahatsız ve hasta, sakat doğacak olan çocuğa devlet bakacağından, ben İslami literatürdeki bir devlet, sosyal devlettir. O sosyal devlet tebaasının sağlığından, eğitiminden, ondan sonra namusundan, dininden, canından, malından sorumludur. Onları korumakla vazifelidir. Bu İslami literatürde devlet anlayışıdır. Devlet tebaasının sağlığından, akıl emniyetinden, sağlığından, din emniyetinden, can emniyetinden, mal emniyetinden, namus emniyetinden sorumludur. Böyle olunca devlet şunu diyebilir. Ben tebaamın sağlıklı olmasını istiyorum. O yüzden doğacak olan çocuklarda böyle sakat, eksik, herhangi bir sıkıntı olacaksa bu çocukların alınmasını isteyebilirim der devlet. Şimdi bu Serahsi'nin devlet hukukunu kimse bilmiyor şu anda. Serahsi'nin 4 ciltlik devlet hukuku var. O devlet adamlarına bu devlet hukukunu ilk önce okutmaları lazım aslında. Yani o Serahsi'nin 4 ciltlik devlet hukuku, yanlış anlaşılmasın ha, bu dini bir terminoloji gibi duruyor ama bugün Amerikan üniversitelerinde okutuluyor. Serahsi'nin devlet hukuku. Bugün İngiliz üniversitelerinde okutuluyor. Bugün Alman üniversitelerinde okutuluyor Serahsi'nin 4 ciltlik devlet hukuku. Biz Kanada üniversitelerinde okutuluyor Serahsi'nin 4 ciltlik devlet hukuku. Bizim ilahiyatçılarımız bilmiyor onu. Öyle mi hocam? Biz okumuyoruz hocam. Bitti. Bizim ilahiyatçılarımız bilmiyor Serahsi'nin 4 ciltlik devlet hukukunu. Acı bir şey bu. Bakın acı bir şey bu. Ve oradaki Serahsi'nin o, yani İslam tarihinde devletle alakalı temel kitaplardan birisidir. Osmanlı'nın devlet anlayışının temelidir. Serahsi'nin 4 ciltlik devlet hukuku. Temelidir. Bir devletin savaşta neler yapıp neler yapamayacağına varın, tebaasına nasıl davranması gerektiğine varınca kadar ayet ve hadis ışığı altında ve ashabın yaptıklarıyla harmanlayaraktan önüne koyar seni. Mesela bir İslam ordusu, bir Muhammedi bir ordu böyle bomba patlatamaz. Caiz değildir. Sivilleri öldüremez. Caiz değildir. Ormanları yakamaz. Caiz değildir. Siz yabancı bir devletin ormanını, buğdayını, arpasını yakamazsınız. Caiz değildir. Siz insanları açlıkla baş başa bırakamazsınız. Caiz değildir. Siz insanları yakaraktan katledemezsiniz. Caiz değildir. Siz sivil halka zarar verecek hiçbir şey yapamazsınız savaş hukukunda. İslam savaş hukukunda. Caiz değildir. O zaman bir zaman bana sormuşlardı. Atom bombasını Müslümanların da hani ele geçirmesini istiyor musunuz? Hayır dedim ben. Bir Müslüman atom bombası atamaz çünkü. Caiz değil. Atamazsınız. Atamazsınız siz. Bir Hiroşima yapamazsınız siz. Bir Nagasaki. Nagasaki yapamazsınız siz. Yapamazsınız. Siz misket bombası atamazsınız. Siz nükleer bomba atamazsınız. Atamazsınız. Şehirlere atamazsınız. İnsanların sularını zehirleyemezsiniz. İslam hukuku. Öyle canlı bomba öldüremezsiniz. Bir tane askerinizi bile bile savaşta ölüme gönderemezsiniz. Öldüremezsiniz İslam hukukunda. Bir askerinizi korumak zorundasınız. Eğer orada bir askeriniz zayiat verecekse onu zayiat verin. En zayiatı en asgariye indirmek zorundasınız. Toparladım. O yüzden bir İslam devleti bu noktada, yani sosyal bir İslam devleti tebaasının sağlığını düşünerekten böyle arızalı, sakat çocukları aldırabilir. Kürtay'la alakalı 120 güne kadar Hanefiler caiz demişler. Bu tecavüzde olan çocuklar da bu manada o kadın doğurmak istemiyorsa o çocuğu aldırabilir.
tecavüze uğrayan kadın Hanefi'ye göre kız hükmündedir. Eğer kız tecavüze uğradıysa o kadın hükmüne girmez. Eğer evli bir kadın ise tecavüze uğradıysa o zina yaptığı hükmüne girmez, nikahı düşmez o kadın. Hocam zaten bilinen bir şey var. Adetten 10 gün geçtikten sonra bir damla ilaçla bu hamilenin pozitif çıkıp çıkmayacağı belli oluyor zaten. 3 aya gitme, 4 aya gitme de gerekiyor zaten. Ya ayrı mesele. Yani, her şey olabilir. Yani, İslam onu uzak yani, şey olarak geniş yani, tutmuş. Bilmeler lazım. İtikaf için izin isteyip gününü belirtmediğimizde ve bir takım engeller çıktığında bir hafta sonrasını erteleyebilir miyiz, yoksa tekrardan izin almalı mıyız? Erteleyebilirsin. Erteleyebilirsin. Sen mi sordun? Erteleyebilirsin. Zülkareyn peygamber midir, kimdir demişler. Ben peygamber olduğuna inananlardan. Peygamber olarak inanmamın bana bir zararı olmaz onu. Ama peygamber değil dersen, ya peygamberse, imanla alakalı biz peygamberlerin hepsine iman ettik deriz. O yüzden Kur'an-ı Kerim'de işte açıkça peygamber dendi denmedi, kinayeli sözler, bunlar tartışmanın bir anlamı yok. Yeni sisteme göre okul yaşı çok küçültüldü. Benim çocuğum 5 yaşında ve nasıl davranacağımızı şaşırdık. Bu konuda ne önerirsiniz? Bu konuda söyleyecek bir sözüm yok. Yani ne oldu? Geçen Milliyetin Bakanı da diyor, PKK diyor, bunu istemiyor diyor. Böyle deyince ben de istemiyorum dersen PKK'lı olacağım şimdi oturdum yerde. Böyle söylemesi iyi diyor. Evet, yani kırsalda yetişen çocuklar şehirde yaşayan çocuklardan daha çabuk erginleşiyor, daha çabuk olgunlaşıyor. Kırsalda yetişen bir çocuk, 5 yaşındaki çocukla şehrin içerisinde yaşayan, büyüyen 5 yaşındaki çocuk aynı değil. Veya çarşıda yetişen bir 5 yaşındaki çocukla devamlı evin içerisinde kapalı bir ortamda yaşayan 5 yaşındaki çocuk aynı değil. Bu bir gerçek. Ama şimdi büyük şehirlerde yaşayan insanların çocuklarını düşünüyorum ben. Yani o çocuk daha taş görmedi, toprak görmedi. 5 yaşındaki çocuk. Daha toz toprak görmedi, daha rüzgar yağmur görmedi. Hele bizde öyle bir alışkanlıklar var ki bir yağmur yağdığında evimize koşarız, biz şemsiyesiz çıkmayız, ıslanmayı bilmiyoruz biz. Unuttuk ıslanmayı. Karda yürümeyi bilmiyoruz biz. Unuttuk kar yağarken böyle lafa lafa üzerimize yağsın. Yok, biz böyle kardan kaçmak için, yağmurdan kaçmak için, doludan kaçmak için, rüzgardan kaçmak için. Biz her şeyden kaçıyoruz böyle, çocuklarımızı da kaçırıyoruz. Öyle olunca çocuk zaten rüzgar esse korkuyor, evden dışarı çıkmak istemiyor. Kuşu görse çocuk cehennem zebanesi gördüm zannediyor. Atı gördüğünde zaten oho oho. Dokunması mümkün değil. Yani anneler fareden korkuyor şimdi. Anneler işte o kalorifer böceklerinden korkuyorlar. Ne bileyim, hocam bir tane böcek vardı, tamam. Yani kadın avcıya tutunup orada asılı kalacak. Yani böyle bir noktadayız şu anda. Erkekler de korkuyor. Adama fare vardı, evi terk ediyor. Fareden midir, kadından mı kaçıyor onu bahane edip de? Ne oldu belli değil. Ne varmış? Fare varmış evde, annesinin evine gitmiş. Gözün kör olmasın senin. Kadın da bırakmış orada. Dedim kızım senden kaçmış o, dedim ben. Ne faresi dedim. Kaçtığı fare sensin o zaman. Adam gider de anasının evine 3 gündür gelmez mi? Fare evde mi diyormuş daha. Dedim sen neredesin? Ben evdeyim dedi. O nerede dedim ben? Anasının evinde dedi. Bana soruyor fare evde mi diye. Yani o çocuğu düşünebiliyor musunuz siz?
Ya ben çocukluğumda ben yılanla oynardım. Yılandan nereye kaçacaksın? Yılan bizden kaçsın. Yılan önümüzde, biz arkasında onun. Millet yılandan kaçardı, biz yılanı tutacağız diye uğraşırdık. Şimdi birisi yılanı görecek, tamam mı? Evi satmak zorundasın. O eve asla girmez kimse. Beni kaç sefer akrep soktuğunu bilmiyorum ben. Ayağımdan, bacağımdan, elimden, kolumdan, benim her tarafından akrep soktu beni. Şişerdi davul gibi benim her tarafım. Ne kadar onu soktuğunu bilmiyorum ben. Millet eşek arasından kaçar, ben eşek arası öldüreceğim diye uğraşırdı. Şimdi kırsalda yetişen çocuk çabuk toparlıyor kendini. Şehirlerde yaşayan çocuklar toparlayamıyor. Bu sefer kırsaldaki çocuk 5 yaşında ama o kırsaldaki 5 yaşındaki çocuk sürüyü yönetiyor. Çobanlık yapıyor. Şimdi şehirdeki 5 yaşındaki çocuk nereye ya sen de? Kaşığı eline almıyor daha. Hele öyle anneler babalar var ki. Çocuk 10 yaşına geliyor, hala da annesi babası yediriyor onu. O çocuk 5 yaşında tabi okula gidemeyecek. Dinimizde nazarın yeri var mı? Var. Kur'an-ı Kerim'den sureler okuyunca rahatladığımı hissediyorum. Nazar varsa bu şekilde kişi rahatlar mı? Psikolojik bu, rahatlar. Nazar var. Kur'an-ı Kerim'den onlar okununca da şifa olur. Ama böyle her daim nazara uğradım demek psikoloji. Öyle kadınlar vardır böyle. Onların hiç nazarları bitmez. Esnerler habire bir de. Aman yarabbi ya Resulallah. Allah muhafaza eylesin. Başına sarar bir tane yaşmak, yatar artık. Nazar değmiş ona. Öyle adamlar da var. Nane molla. Adama hemen nazar değiyor. Lan çarşıya çıkmayacak hiç adam. Dedim ne olacak, böyle mi yaşayacaksın hayatın dedim ben. Diyor bir tane muska yazsan da boynuma taşısam, atla mı taşısam boynuma? Bu hale getirdiler insanları. Millet boynunu asacak, cevşendi, nazar hayat, ayetiydi, rızık ayetiydi, ondan sonra ayetül kürsi, Fatiha, Bakara. Olmadı diyorum ben, bir tane küçük Kur'an-ı Kerim as boynuna. Hayatın boyunca öyle yaşa. Ya böyle bir şey, hayatı tedirgin yaşamak var mı? Enteresan şeyler bunlar. Hayatınızı olduğu gibi yaşamaya çalışın. Hayatım boyunca muskaydı, nazardı, bilmem neydi, onlardı, bunlardı. Hiç ben, Allah affetsin ya, böyle şeyler yaşamadım hiç. Hiç hasta olmayacak mısınız? Hastanın da tadını çıkarın. Oh ne güzel hastayım de içinizden. Hatta hastalığınızı tedavi etmek için bile uğraşmayın. O hastalığın tadını çıkarın, sindire sindire. Dolaşın Mecnun gibi biraz ortalıkta. Hasta olun, halsiz olun, öksürün, grip olun, çıkın ıslanın. Olun, hasta olun. Yok, kimse hasta olmayacak. Bir öksürse tomar lan ilaç. Bazen söylüyorum, 10 yıldan beri aspirin içmedim diyorum ben. Şaka gibi geliyor insanlara. Öksürdün, bir tane ayet as boynuna. Tinsirdin, bir tane ayet as boynuna. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sünnete uymak diyordunuz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri hiçbir tane muska takmadı üstüne. Allah bizi iyi eder inşallah. Ben de onunla itikafa girebilir miyim? Senin vaktin var da. Sen daha adama hizmet et biraz daha böylesi.
adam demesin sonra ya ben neyle evlendim, ben başıma ne geldi ya bu kadın itikaftan dışarı çıkma demesin. Bizim Bayındır'da bir dama ustası vardı, benim de dama ustamdı o. Gençliğimizde çevre ilçelerden onun dama oynamaya gelirlerdi. Babamın da arkadaşıydı rahmetlinin. Biz onunla dama oynuyoruz. Gençten bir böyle delikanlı geldi bizim gibi. Ya usta dedi ya benimle oynamıyorsun dedi. Bir de dedi beraber oynasak senden dama dedi. Böyle baktı ona. Oğlum senin boyunda oğlan var bende. Askerliğini yap da gel dedi. Çocuk içerlemiş buna demek ki. Çocuk dedim biz emserdi. Unutmamış askerliğini yapmış gelmiş. Gene dama oynuyoruz biz ustalar. Selahattin abi ben askerliğini yaptım geldim dedi. Baktı. Oğlum evlen de dedi. Ben askerliğini yaptım oğlum evlen de dedi. Oradan Samancı Kürtçe abi vardı babamın arkadaşı. Döndü Hulusi abi de vardı. Lan Selahattin dediler adam evlense oğlun olsun dedi, diyeceğim dediler. Adam evlendi gerçekten de bir müddet sonra geldi. Geldi. Evlendim Selahattin abi dedi. Baktı, oğlun olsun da geldi. Oğlun olsun da öylesin. İtikafa girersin. Ben o kadar uzatmayayım seni kestirmeden söyleyeyim. Sen şimdi itikafa girersin, dükkanda çalışan kalmaz, itikafını bozdururum senin, değil mi lazım? Allah iyisin inşallah. El Fatiha, maselam. Buradayım, soracağınız varsa sorun yine. Yazılılar bitti de bir de rüya var. Burada rüyayı da okumadım. Rüyayı gören Hızır Aleyhisselam'ı görmüşsün. Allah mübarek etsin inşallah. Bu gaybi, manevi ilim alacağına işaret inşallah. Mübarek olsun. Ya Allah. Ne zaman bir dahaki burada dersimiz? 2 Ekim'de efendim. Her ayın ilk salısı devam. Öyle mi? 2 Ekim'de. İnşallah. İnşallah. Hikayeye devam edeceğiz inşallah. Hoş aldın notumu. İnşallah. Çöktü o güne kadar yazdıklarımın hepsi de ya. Nasip değilmiş demek ki. O vardı ya benim böyle bir şeyim. Düştü elimden. Bir de biri demez mi yan mı düştü, dik mi düştü diye. Ha dedim başka diyor. Düştü bir de yan mı dik mi yoksa parende mi attı? Onu mu anlatacağım sana? Böyle baktı. Ben ne adam dedim nasıl düştün? Düştü işte. Yaşlılığı bilmiyor kimse. Etrafımda yaşlı kimse olmadı mı? Hepsi de genç. Beni bir tek sen anlarsın. Kaç? Ben de genç hissediyorum ya. Yani. O zaman sen de anlamazsın. Ne kadar yalnızım ya. Beni anlayacak kimse yok o zaman. Anladım.
Müslümanın diğer yanı olur. Onun için herkes İnşallah. Ne yapalım, düşüyor elimizden artık işte her şey. Mahzun gibi başlayacağız merdivana, merdivana diye söyleme. Demek şite kadar geldin. Yani şite kadar gelmek bile başarıdır Füsus'ta. Adem'den sonra şit zaten değil mi? Yani normalde Füsus'u okuyanların büyük bir çoğunluğu Adem'de kalır. Herkes aşkla Füsus'a başlar, Adem'de kalır. Mesela herkes aşkla Mesnevi'ye başlar. Mesela cariyenin şeyini bitiremez. O şeyle alakalı bir de. Bu tip kitaplar okunurken onun şerhi lazım. Veya onu soracak bir kimse. O çünkü öbür türlü insana şey gelir o. Ağır ve sert gelir. Anlamadığı yere sıkıcı gelir. Tabii. Cümle cümle. Tabii cümle cümle. O hele Füsus cümle cümle. Yani ben mesela çok böyle uyuyamazsam, ben de bazen uyku problemi var, uyuyamıyorum ben. Ben öyle uyuyamadığım zaman Füsus açıyorum, bir sayfa bile okuyorum, tamam bitiyor. Uykum geliyor mesela o zaman. Füsus uyku kitabı bende. Bazen de öyle oluyor, bir paragraf okuyorum, haydi bütün kütüphane iniyor aşağı. Burada ne demek istediğini, bir takıldım mı onu çözemezsem eğer, bütün iniyor ne varsa onunla alakalı. Ayette, hadiste, oydu, buydu, orada mıydı, burada mıydı, şurada mıydı, bitti o zaman. O zaman da gece bitti. Sabah namazına kadar bitti, bitti, bitmedi, sabah namazından sonra devam. Ertesi Mecnun gibiyim ben zaten, şeker de taban yapıyor o zaman. Harika, ölü gözlerle bakıyor etrafa. Yusuf söyle. Ama yani o gönlüm ister ki mesela üniversitenin edebiyat bölümünde okuyanlar mesela Füsus'u okusunlar veyahut da mesela ilahiyatlarda Füsus okutulsun veya Mesnevi'den bölümler okutulsun. Yani sonuçta düşünebiliyor musunuz? Yani ilahiyattan mezun olmuş bir öğrenci bir okula din dersi öğretmeni olarak tayin oldu. Okula gittiğinde, din dersi öğretmeni olarak gittiğinde Mesnevi'den haberi yok. Mevlana'dan haberi yok. Arabi'den haberi yok. Niyazi Mısır'dan haberi yok. Hacı Bektaş Veli'nin makalatından haberi yok. Yesevi'den haberi yok. Adı var. Ama var mı kardeşim? Varidatını okudun mu? Yok. Bitti. Bir Bostan Gülistan'dan haberi yok. Bir camiden haberi yok. Şeye benzedi bu. Ehliyet alıyor millet. İlanlar veriyorlar. Ehliyetiniz var. Araba kullanamıyorsunuz diyor. Sizi diyor şu kadar fiyatta alıştıralım diyor. Tamam. Onun gibi işte. İlahiyatı bitirip bir daha. Ya o sıkıntılı işte. Mesela ben gerçekten isterim. Öyle değil mi hocam? Haklısınız. Mesela İlahiyattan mezun olan bir kimsenin mesela işte dinler tarihinden, din psikolojisinden, ondan sonra tasavvuftan, fıkıhtan haber olması lazım. Bunlar okutuluyor efendim de ama sadece isimleri var yani kendileri yok. Ha. Bu kişinin bu eseri var, bu kişinin bu eseri var, bu kişinin bu eseri var. İsim olarak biliyorsun ama muhteviyatı ne desen bilemez. Sıkıntı. Evet. Yani geçenlerde ilahiyattan mezun hoca kimseyle tartıştığımız konu şuydu.
Bugün birisi de aynı şeyi sordu bana. Dedim derste sor. Yani şeyle alakalı, seyahatle alakalı meseleyi böyle hani şeye göre, Hanefi'ye göre gidemez hani kimse diye. Ya kardeşim gidemez tamam. Şafii'ye göre böyle böyle mi? Söylüyorum adama. Duruyor şimdi. Ya diyor nasıl taklit edersin? Ya diyor onca şeyi taklit etmişsin zaten Şafii'nin diyor. Dişi dolgusun. Taklit, o kadar çok var ki taklit ediler. Bir tane göster dedi bana. Böyle baktım. Ya hocam bana dedim böyle yapma. İlim sattırma bana dedim ya. Böyle hani ezecek. Sen okumamışsındır oralar hocam dedim ben de bu sefer. Böyle baktı. Mültekayı okudun mu dedim ben. Durdu. Mültekayı bilmiyor. Hocam bu kadar olur mu ya? Mültekayı bilmiyor. Hocam biz kendi hocalarımızın kitaplarını okuyoruz. Başka okumuyoruz. Acı bir şey bu ya. Dedim sen Osmanlı'nın vermiş olduğun fetvaların cemi olan Mültekayı bilmiyorsun sen de. Okumamışsın. Böyle baktı. Dedim Mültekayı bana itikafta okuttuklarını söylesem inanmazsın sen şimdi dedim. Ben bu camiye neden itikafa girdim? Bu camide ne var? Ben bu camiye niçin itikafa girdim diye. Ben camiye itikafa girdim ben. Yani orasını uğraştık olmadı, orası olmadı, orası olmadı, orası olmadı. Son gün o cami oldu. O camiye paldır güldür itikafa girdim ben. 7 günlük şey itikafa. Ne o? Muharrem itikafı. Dedim ilahi ya Rabbi ya bu camide ne işim var benim dedim. Ne imamı tanıyorum ne cemaati tanıyorum. Hiç kimseyi tanımıyorum. Paldır küldür yukarı bir tane hücre kurduk. Ben imamın yüzünü dahi görmedim. Hücrede ben itikaf yapıyorum. Neyse itikafta dediler ki orada bir kitap var. Kitabı da gördüm. Onu aç oku dediler. İndim aşağı, o imamın kitabında baktım, kitap orada. Çektim Mülteka. İsmini biliyorum. Aa, demek ki buymuş dedim. Ha, neyse üstün körü baktım biraz ana meselelerine filan. Dedim bunu okumamız lazımmış, tamam. Yani neyse kapattım, koydum ben kenara. Ders aralarında, o dersi bitirdiğimde onu okuyorum ben. Mülteka'yı okuyorum. 7 gün öyle Mültekayı göz gezdirdim. Dışarı çıktım Mültekanın hepsini buldum. Hikmet Mülteka'dan o fetvayı o adama söyledim. Nerede, ne zaman, ne lazım olacağı belli değil. Adama dedim ki sana şimdi dedim bir mesele anlatırım. Dedim utanırsın, boş ver. Yok dedi söyle. Peki dedim. Hanefi'ye göre dedim, bir kadının kocası kayıp olursa ne kadar beklemesi lazım dedim. Bu kaldı şimdi. Söyleyeyim mi dedim ben? Söyle dedi. Hanefi'ye göre bir kadının kocası kayıp olursa dedim, kocasının yaşıtları ölünce kadar beklemek zorunda. Yaşıtlarından birisi ölürse mahkemeye gidecek, müracaat edecek. Diyecek ki benim kocamın yaşıtı öldü, benim boş hani talakımı verin, bir de mirasını alacak dedim ben. Kaldı mı şimdi? Şafii'ye göre bu ne kadar biliyor musun dedim ben. Hayır dedi. 4 yıldır. Hanefi uleması Osmanlı dedim. Komple burada Şafii uymuş. 4 yıl beklemişler dedim. Hocam sana birisi gelse fetva sorsa dedim bu konuda ne diyeceksin sen dedim ben. Kaldı. Burada Şafii uymuşlar mı dedim ben. Uymuşlar dedi. E dedim seyahatte de dedim. Kadınlar böyle dedim. Şafii uysa. Yol güvenliği olan yerde dedim gitse ne diyeceksin şimdi dedim ben. Ben Mültekayı okumamışım dedim. Acı şeyler bunlar. Ama gerçekten acı şeyler. Ve ilahiyattan, ilahiyatçıları kötülemek için söylemiyorum hocam. İlahiyattan mezun olanlar gerçekten de bu insanların önünde din eğitmeni olamazlar. Acı bir şey. Allah yardımcılar olsun. Laf lafa açtı bugün. Hakkınızı helal edin inşallah. Var mı başka sorusu olan? Selamünaleyküm.
Ha pardon. Şeytan keşfi nedir? Şeytan insanların önünde umacı ve öcü olarak durur ya. Sufiye seyr-i suluk esnasında şeytan da gösterilir ve öğretilir. Burada üstadın söylediği bir şey şeytani keşif olabilir mi? Yok. O normalde o şeytanın keşfi, şeytanın keşfi mi, şeytani keşif mi? Şeytani keşif. Şeytani keşif ayrı meseledir. Ama şeytanın keşfi farklı bir şeydir. Şeytani keşif o böyle o kimsenin önünde bir delil olmadan yaşadığı bir şeydir. Delili olması lazım önünde. Sufinin seyri sülükünde önünde delili üstadıdır, pir efendilerdir, geçmiş üstadlardır, peygamber efendilerimizdir. O önünde durduğu müddetçe o keşif, keşfi şeytani olmaz. Bir şeytanın keşfi vardır, bir de şeytani keşif vardır. Ama şeytanı keşfedenin şeytani keşfi olmaz. Çünkü o şeytanı keşfettiğinden dolayı o keşfi şeytaniye dalmaz. Seyir sürükte bunun ikisini de öğretirler sana. Şeytanı tanımladığında, şeytanı bildiğinde o artık şeytanı tanımlayıp bilebilme yeteneğine sahip olur, ilmine sahip olur. Ama yine de o ilme güvenmeyecek. Hep hani delilsiz gidilmez demişler ya, o noktada hep o delilli ve hüccetli gidecek. Onun delilli hücceti hep üstadıdır. Hani Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri der ya, on bir şeyhuna şeyhuna olduğu müddetçe hani şeyhi var, şeyhini ve şeyhi de var. Asla ondan ümidini kesmezler ya, o şeyhuna şeyhuna olduğu müddetçe o şeytana galip geliyor. Kebaille fasık olur, delalete düşmez dedi o. Delalete düşmüyor o zaman. Tabi onu ayırt etmek lazım. Şeytani keşif ve şeytanın keşfi. İnşallah. Destur. Yolcu beklermiş. Selamünaleyküm. Hakkınızı helal edin. Hayırlı geceler. Dışarıdan gelenlere hayırlı yolculuk.